İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Vartan Atacanyan. Atalarının izinden giden aynı taplı bir Ermeni. Hamşen Ermenilerinin kimliklerinin belirlenmesi. Antranik hakkında konuşmalar. Hollanda ve Belçika'daki Ermenilerin zengin tarihi. Biz, dağlarımız da biziz. Stepanagert'teki Antranik Caddesi'ne yerleştirilen heykeller artık yok. Vartan Atacanyan 19 yaşında Stepanagert'ten bir askerdi. Vartan 2020 savaşını ve yenilgisini çok ağır karşıladı ve Türk'ten intikam almak için gidi hizmet etmesini bekliyordu. 2023'teki geniş çaplı saldırıdan önce kendisi ve silah arkadaşları birçok sınır olaylarında zor bir görevi yerine getirdi. Hatta bu durumu tabur komutanı bildirmişti. 19 Eylül'de savaş başladı. Aile üç gün boyunca Vartan'dan haber alamadı. Vartan ve arkadaşları kuşatıldı. Çocuklar zor durumdan kurtulmayı ve kaçmayı başardılar. Aynı zamanda hayat da kurtardılar. Ateşkesin ardından banka konuşlandılar. Vartan halka yardım etmek için askeri birlikten araba istediğinde köy henüz tamamen boşaltılmamıştı. Elinden geldiğince herkese yardım ederek tahliyesine çalıştı kendi isteğiyle başka bir birlikten kuşatma altındaki çocukların tahliyesine katıldı. Hiçbir zaman büyük bir araba kullanmadı. Kaza anında hızlı bir şekilde düşünerek bir çözüm buldu ve herkesin sağ salim geri dönmesi için arabayı bir ağaca tosladı. Vartan da 24 Eylül'de geri döndü. Vartan bu sefer yenilgiden değil, vatanı terk etmek konusundaki zor karardan da endişeliydi. Şöyle derdi, savaştık, şehitlerimiz ve yaralananlarımız oldu. Bundan sonra vatanı nasıl terk ederiz? Ertesi gün ayın 25'inde arkadaşlarıyla birlikte birkaç benzin istasyonunda sıraya girdiler. En azından ailesini güvenli bir yere taşıyacağını düşünüyordu. Ancak beklenmedik patlama Bartan'ın da hayatına mal oldu. Hobik Keşişan, 1915 Ayntap'tan göç eden atalarının izinden gidiyor. 100 yıl önce burayı terk etmeseydik Halep'ten ikinci sürgüne maruz kalmayacaktık. 1989 yılında Suriye'nin Halep şehrinde doğan Hovik Keşişyan kendisini aynı tablo olarak tanımlıyor. Halep'te doğdum ama kendimi aynı tablo olarak görüyorum. Halep'in neresinden olduğumu sorulduğunda aynı taptan cevabını verdik. Aynı taptan başka arkadaşlarım da vardı. Bana sen 18 karat Ayn Tap'lısın, biz ise 24 karatız derlerdi. Çünkü onlar hem anne hem de baba tarafından Ayn Tap'lıydılar. Annem ise Sivaslıydı. Hobik'in adını taşıyan dedesi, 1913 yılında Ayn Tap'ta doğdu. Dedesinin bıraktığı günlükte şunlar yazılı. Ayn Tap, Eblahan'da, Eyüboğlu Camii yakınında doğdum. Ailenin Ayn Tap'a gitme, başına bir şey gelir... Uyarılarına rağmen Hovik Keşişan her yıl atalarının doğduğu yere ziyarete geliyordu. Hovik Keşişan ve ailesi evde hala Türkçe konuşuyor. Bu bizim Ayntap'tan mirasımızdır. Bunu kültürel zenginlik olarak görüyoruz. Ayntap'a ilk kez 2015 yılında geldim. Ben buralıyım. Köklerimin ve bağlantılarımın burada olduğunu düşünüyorum. Anılarını anlatan Keşişan, dedem ve babam Ayntap halkının köklü, tarihi çok zengin bir halk olduğunu söylerdi diye anlatıyor ve ekliyor. Halep'te Ayntap Ermenileri ile ilgili kitap ve materyaller bulmak mümkün. Orada da sarsılmazlığımızı canlı tutuyoruz. Halep'te bir insan uyanık, profesyonel ve zeki olduğunda Ayntaplı mısın diye soruyorlar. Bu Ayntap'a altıncı ziyaretim. Tarihçi yazar Murat uçan eri tanıdım ve onun sayesinde şehrin tarihini öğrendim. İlk ziyaretimde Kurtuluş Camii'ni yani Meryem Ana Kilisesi'ni gördüğümde beni çektiğini ve psikolojik olarak ona ait olduğumu hissettim. Daha sonra dedemin 1914 yılında bu Meryem Ana Kilisesi'nde vaptiz edildiğini öğrendim. Ailesinden aynı tapa gidip gelen tek keşişan kendisi. Hatta annesi her seferinde başına bir şey geleceğini düşünerek endişeleniyor. Gitme oğlum ne işin var? Bu tehlikeli olabilir. Avrupa'ya git. Neden aynı tapa gidiyorsun? Bu bitmiş bir şeydir. Kapalı kitapları açmak gibi bir şey diyor annesi. Agos gazetesi yazıyor. Anahtar kelimeler, kimlik, sosyal kimlik, Ermenilerin etnik kimliği, iç ve dış kimlik, Hamşen ortaklığının köken tarihi, özetleşme sorunu, psikolojik öz farkındalığın temel sorunlarından biridir. Bu olgunun alaka düzeyine ilişkin çalışma, 21. yüzyılın ilk yarısının gerçekliğinde meydana gelen değişikliklere bağlıdır. Makale, Hamşen Ermenilerinin soy ağacı ve sosyal kimlik farklılıkları dikkate alınarak, Türkiye'deki Ermeni halkının temsilcilerinin tanımlanmasının özelliklerini analiz ediyor. Hamşenli Ermenilerin modern dünyada kimliklendirilmesi sorununa geçmeden önce Ermeni halkının soy ağacını, modern hamşenli Ermenilerin etnografik gruplarının ortak özellikleri temelinde incelemek yerinde olacaktır. Hamşen toplumunun ilk kurulduğu yer olan Hamşen'in tarihi ve kültürel alanları şu anda Rize bölgesi topraklarında bulunmaktadır. Antik çağda bu bölge Pontus tarihi ve kültürel bölgesinin bir parçasıydı. Bazı tarihsel dönemlerde Pontus bölgesi belirli bir siyasi bağımsızlık kazanır. Polimon krallığı, Trabzon İmparatorluğu gibi. Ancak kural olarak diğer devletlerin bir parçasıydı. Pers İmparatorluğu, Büyük İskender İmparatorluğu, Küçük Ermeni İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve hatta mevcut Türkiye Cumhuriyeti. Batı Ermenistan'ın evladı Antranik Ozanya'nın 159. doğum günü yaklaşıyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Armenia TV efsanevi askeri liderin hayatından bir dizi hikaye sunuyor. Antranik, Generaller Trohin ve Abatsiev'in yanı sıra Ruben, Şirvanzade, Bahramyan ve Mikoyan'a tokat attı. Sonradan Sovyetler Birliği Maraşalı olacak olan Bahramyan ve diğerleri Zoravar'ın tokadını minnetle hatırlıyor. Bağramyan, General Antranik'ten tokadı Mart 1918'de Sarıkamış yakınındaki Horasan köyünde yemişti. General kime ve ne için tokat atmıştı? Yıl 1968 Yerevan Devlet Üniversitesi. Sovyetler Birliği Maraşalı Ovanes Bağramyan'ın öğrenciler ve profesörlerle görüşmesi. Maraşal'in General Antranik'le tanışıp tanışmadığı sorulduğunda Maraşal şunları söyledi. 1918 yılının Mart ayında birliğimi Sarıkamış'ın Horasan köyü yakınlarında kısa bir dinlenme için durdu. General Antranik 15 binden fazla muhacirle birlikte Erzurum'dan çekiliyordu. Sabah erkenden çağrıldım. General kaşlarını çatarak bana baktı ve beni tokatladı. Bayraktar Bano, senin o 30 askerin benim umudum ama bazılarının savaşmayı reddettiğini bana bildirdiler. Burası bizim vatanımız. Kimin yönetiminde olduğunun ne önemi var? Vatan her zaman fedakar savaşçıların hayatıyla yaşayacak. Gidin birliğinizi düzenleyin. Çok üzücüydü. 1918'in bahar aylarında her yerde ağların çocukları dövüşsün artık. Bu kadar yeter. Biz de savaştığımız kadar savaştık sesi duyuluyordu. Generalin tokadı beni mareşal yaptı. Hiçbir durumda vatana kızılmamalı. Sonuçta 1941'de Maraşal Konev gibi çok sayıda sürgün Sovyet generali faşizme karşı savaşmak için geri döndü. Peki bu kısım neden Maraşal'ın anılarının dışında bırakıldı? Bu da başka bir soru. Antranik ile ilgili konuşmaların ilk bölümünü Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena TV'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Nerede Ermeniler varsa orada mutlaka Ermeni kiliseleri ve kitapları da vardır. Ermeni Patriği 1656 yılında Mateos Zaretsi'yi, Zari Mateos, İncil'in Ermeni dilinde basılıp basılmayacağını incelemek üzere Venedik'e gönderdi. Venedik'in yüzyıllardır Ermenilerle iyi ilişkileri olmasına rağmen Katolik Kilisesi Ermenilerin Ortodoks Ermeni edebiyatını yayınlamasını oldukça zorlaştırdı. Böylece Zaretsi şansını o zamanlar protestanlar tarafından yönetilen ve katoliklik dışında her şeye karşı dini hoşgörüsüyle bilinen kuzey aşağı ülkelerinde denemeye karar verdi. Yaklaşık 1660 yılı civarında Mateo Zaretsi Amsterdam'a yerleşti ve 1661'de ilk Ermenice kitap Oğul İsa adıyla yayınlandı. 1666 nihayet vakit geldi ve ilk basılı İncil Ermenice olarak çıktı. Ermeni alfabesinin kalıp dökümü sürecinde Ermeni matbaacılara Amsterdam Belediye Başkanı Nikolaas Witsen'den başkası yardım etmedi. Macar harf kesici, matbaacı ve yazıcı Miklos Totfalusikis ve o dönemde halen Amsterdam'da çalışmakta olan ünlü Daniel Elsevier gibi usta tipologları bizzat bir araya getirdi. Kısa sürede Amsterdam'da geliştirilen Ermeni half kalıpları, Avrupa'daki matbaacılara gönderildi. On binlerce Ermeni kitabı Amsterdam'dan Avrupa ve Asya'ya ulaştı. Hollanda Üniversite kütüphanelerinde hala o döneme ait çok sayıda basılı Ermenice kitap ve harita bulunmaktadır. Tağ eski bir şiir geleneğidir. Tağ diye anılan şiirler ayrıca şarkı olarak da okunmuştur. Kilise ayinlerinden sonra söylenirdi ve bu nedenle onlara ilahiler de deniyordu. Grigor Naregatsi, tağların antik örneklerini yazmıştır. Bunlar aynı zamanda ilk Ermeni örnekleridir. Ermenice ayetlerin örnekleri şunlardır. Yazarı Grigor Naregatsi olan Tağ Vardabahin, Diramayrın ve diğerleri. Tağlar da ilahiler gibi müzik ve şiir sanatının bir sentezidir. Tağ, profesyonel müziğin eşsiz bir türüdür. Onlar içerikleri ve melodileri bakımından bir sonraki dönemin vokal ve enstrümantal aryalarını anımsatan nispeten hacimli monodillerdir. Manevi ve sosyal tağlar var. İlki sosyal olanlardan daha hacimlidir. Bir müzik türü olarak tağ, esas olarak 10. yüzyılda Gregorian neresi sayesinde gelişti. İlahilerden farklı olarak ruhani dizeler sıradan şarkılar değildi. Kutlama ve törenlere daha şenlikli bir görünüm kazandırmak için yapılırdı. Ermeni Kültür Ombudsmanı Hovik Avanasov, Azerbaycan'ın işgal altındaki Arsak'ta devlet düzeyinde gerçekleştirdiği kültürel soykırma ilişkin birçok gerçeğin günlük olarak kaydedildiğini belirtiyor. Haykın Kültürü adlı ombudsmanlık ofisi meslektaşı Hiter Karabetyan, Azerbaycanlı işgalcilerin Arsak'ın başkenti Stepanagert'ten yayınladığı videoda vandalizmin izlerinin görülebildiği konusunda bir kez daha uyardı. Söz konusu olan 13 Şubat'ta YouTube'da yayınlanan videodan bahsediyoruz. Ofisimiz videoyu inceledikten sonra Stepanagert'in Antranik Caddesi'ne yerleştirilen heykellerin bu kez Azerbaycan'ın kültürel soykırımının Kültür Sidin bir kurbanı daha olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlar Azerbaycan'ın Arsak'ın kültürel mirasını devlet düzeyinde yok ettiğini bir kez daha kanıtlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Avogyevorka'nın icra ettiği Grigor Naregatsi'nin Havun Havun adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.